Merhaba arkadaşlar, görüşmeyeli gerçekten çok uzun zaman oldu. Ben biraz YouTube'u aksattım ama bunun için nedenlerim var. Birincisi buradaki hayat koşturması, buraya alışma süreci, ek olarak derslerimin yoğunluğu derken bir de bu videonun konusu olan yaşadığım bir problem sonucu YouTube'a çok zaman ayıramadım. Ama tabii ki YouTube'da unutmak istemiyorum. Çok önemli bulduğum ve size yardımcı olacağını düşündüğüm şeyleri burada paylaşmak istiyorum. Ve bugünkü çektiğim videoda bunlardan biri. Videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu benim yaşadığım şeyi sadece Almanya'da değil, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabilirsiniz. O yüzden bu video aslında eve çıkmak isteyen, özellikle eşyalı bir eve taşınan her bireyi ilgilendiren bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de bu sorunu hangi ülkede yaşarsanız ona göre izleyeceğiniz hukuki yollar değişecektir. Ben özellikle Berlin genelinde böyle bir sorun yaşarsanız nerelere danışabileceğinizi anlatmak istiyorum. Şöyle ki ben buraya master programı için geldiğimde bir yıllık sözleşmeli kontrat imzaladım. Kontrata göre 2023 yılın Ağustos ayında en erken çıkabiliyordum evden. Eğer sözleşmem bitmeden önce çıkmaya çalışırsam kalan ayların kiralarını da ödemek zorundaydım. Ve buna ek olarak kontratta 2 aylık depozito isteniyordu. Kontratın geneline baktığımda anormal hiçbir şey görmedim. Ama benim pek de beklemediğim olaylar oldu. Ve benim erken çıkmam gerekti. Ben böyle ilk taşındığımda, işte taşınmadan önce evin temizlendiğini, her yerin tertemiz olduğunu, mükemmel olduğunu söylediler bana. İşte fotoğrafları zaten siteden görmüştüm. Fotoğraflardaki eşyalar çok yeni, tertemiz gözüküyordu. Yani az çok böyle bir şey bekliyordum ama eve taşındığımda ev asla temiz değildi. Eski kiracılar çok pis bırakmış ve temizlenmemiş ev sahibi tarafından. Buna ek olarak fotoğraflarda görüldüğü gibi değildi eşyalar. Çok fazla bozuk, kırık eşya vardı. Mesela deri bir koltuk vardı. Artık deri koltuk demezsin ona artık. Hani o kadar parçalanmış, yıpranmış. Ama ben yine şükür ediyorum ev buldum Berlin'den diye. O yüzden hani çok sorun yapmadım. Ama şöyle bir şey de geldi aklıma. 2 aylık depozito alındı benden ve evin durumu belli. Giriş yaptığım gün dedim ki ben bu kırık, işte bozuk her şeyin fotoğrafını çekeyim. Her şeyin fotoğrafını çektim ki benden bilinmesin. Bir de benim zaten kedim vardı. Kedimle geldim. Hani işte kedin şurayı işte kırdı, bozdu falan demesin diye her yerin fotoğrafını çektim. Ve iyi ki de yapmışım. Ve sonrasında nasıl bir olay yaşandı? Bir yıllık kontratımın bitmesine yakın duş odasında çok büyük bir problem ortaya çıktı. Hem havanın da etkisiyle çok fazla yağmur yağdığında duş kabininden çok kötü koku gelmeye başladı. Yani affedersiniz ama kanalizasyon kokusu gibi. Ve çok fazla pislik ve hani bilmediğim bir sürü şey taşmaya başladı duş kabininden. Ve çok kötü kokuyordu. Hani banyoya giremiyordum. O kadar kötü bir koku. Çamaşır makinesini ne zaman çalıştırsam, işte mutfakta bulaşık yıkasam orası patlıyordu sürekli ve çok hani gerçekten dışarıya hem görüntü hem de koku olarak çok fazla pislik yayılıyordu. Artık koku ve işte çıkan kirli su, pislikler çıkmaya başlayınca ben bunların fotoğrafını çekip ev sahibine gönderdim. Dedim ki böyle böyle bir sorun yaşıyorum. Tamam hallederiz falan dediler. Çok takmadılar açıkçası. Ve ben neredeyse 2-3 aya yakın bu problemi yaşadım. Ve sürekli pislikler çıktığında temizlemek zorunda kalıyordum. Çünkü temizlemezsem bu sefer duşakabinden su, o kirli su çıkıp tüm banyoya hani yayılacak. Daha da kötüsü ev sahibim asla ilgilenmiyor. Ben dışarıdan bir tamirci bulup getirebilirim. Ama Berlin'de bu tür şeyler çok pahalı olduğu için özel bulup getirirsen çok daha pahalıya denk gelir diye bu sefer de hani niye böyle birini bize sormadan getirdin? Hani çok daha pahalıya denk geldi, o, sen ödemek zorundasın demesin diye ben de kendim birini bulup getirmedim. Ve bu tür sorunun olan bir evde 3 aya yakın yaşadım. 3 ayın sonuna doğru baktım ki artık hani doğru düzgün hiç ilgilenmiyorlar ve bariz bir şekilde bu sorun benimle alakalı değil. Kendi kendime dedim ki benim bu evden çıkmam lazım. Kontratımın bitmesine 2 ay kalmıştı. Ev bakmaya başladım. Aradım ev sahibini. Dedim ki ben yaşadığım durum benimle alakalı bir durum değil. Siz bu durumu çözmediniz ve beni böyle bir evde yaşamaya mahkum ettiniz. Ben daha fazla böyle bir evde yaşamak istemiyorum. Bu yüzden çıkıyorum. Lütfen bana depozitomu geri verin. Ben çıkmaya karar verdiğimi söyledikten sonra normalde hiçbir mesajıma, mailime dönmeyen insanlar hemen beni arayıp yok işte çıkamazsın. Biz sana yollayacağız bir tamirci, çözeceğiz. En sonunda bir iki gün sonra birini göndermeye karar verdi. Gönderdiği kişi banyoya kokudan giremedi. Maske getirmediği için yani. O kadar
durum kötü, öyle söyleyeyim size. Ben en sonunda sordum, hani dedim ki sorun ne? Gönderdikleri kişi bile bana dedi ki bu sorun seninle alakalı değil. Sorun zaten ben geldiğimden beri varmış. Banyonun ilk başta inşa edilmesiyle alakalıymış. Borular yanlış yerleştirilmiş. Bu yüzden kirli su gitmesi gereken yere gitmek yerine benim banyomdan çıkıyormuş. Sonra tamir etmeye gelen kişinin gitmesiyle birlikte evden ev sahibiyle ben son bir kere daha konuştum. Ve benle konuşurken o kadar alaycı, o kadar neşeli konuşuyor ki, gülerek, hani sanki hiçbir sorun yokmuş gibi. Gayet sorunun ne olduğunu biliyor ama kapatmaya çalışıyor. Bana dedi ki, sen dedi kal Ağustos'a kadar, hallederiz bir şekilde falan. Hala bana bu şekilde konuşuyor. Ben de dedim ki hayatta böyle bir yerde kalamam. Sorun benimle alakalı değil. Siz de görmüş oldunuz. Hani evde bildiğin inşaat olacak. Ben böyle bir evde ne ders çalışabilirim, ne barınabilirim dedim. Bana dediği şey şu, eğer çıkacaksan depozitonu vermiyoruz. Zaten senin son 2 ayın kaldı. Kiranı ödemezsin. Depozitonu alırım, oradan sayarım 2 aylık kiramı dedi. Tabii ben bunu duyunca delirdim. Çünkü ben zaten bu evi hani gerçekten çok pis bir şekilde aldım. Evi temizledim. Hani bunun hakkında şikayet bile etmedim. Eve bir tane zararım yok. Evden çıkış nedenim tamamen onlarla alakalı. Ben zaten evden çıkmak istemiyordum. Hatta ikinci sene daha kiralamak istiyordum master'ım bitene kadar. Ve üstüne bir de depozitonu vermeyeceğini söylüyor bana. Bundan sonra anladım. Ben bunu ev sahibimle çözemiyorum. Bunu ben hukuki yollarla çözeceğim. Avukat araştırmaya başladım ama bir öğrenci olarak asla bir avukat görüşmesini karşılayamayacağımı fark ettim. Ne yapacağım, ne edeceğim, çok çaresiz hissediyorum. Bir yandan Almanca bilmiyorum, buradaki hukuk nasıl çalışıyor bilmiyorum. Düşündüm, oturdum, böyle ne yapmam gerektiğini. Evden çıkayım, depozitoda kalsın, hani yoluma bakayım, başım ağrımasın şeklinde ilk düşündüm. Sonra hemen dedim ki çok yanlış düşünüyorsun. Çünkü ben sonuna kadar haklıyım, yanlış yaptım, hiçbir şey yok. Eğer ben depozitomu bırakıp buradan çıkarsam bu evden, bu kişi yaptığı şeyin doğru olduğuna inanacak ve bu kişi daha da güçlenecek ve bunu diğer insanlara da yapacak. Bu yüzden o an dedim ki sonuna kadar haklarını arıyorsun. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun Gül dedim. Ve gerçekten de öyle oldu. Elinden gelen her şeyi yaptım. Üniversiteme gidip, üniversitedeki hocalarla, oradaki yetkili insanlarla görüştüm. Böyle böyle bir sorun yaşıyorum, ne yapmam gerekebilir şeklinde. Gerçekten üniversitem, canım üniversitem çok iyi ilgilendi bende. Ve beni bir Berlin'deki derneğe yönlendirdiler. Derneğin sitesini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu derneğin güzel tarafı şu. Türkçe, İngilizce, Almanca her şekilde yardım ediyorlar. Ve benim gibi haksızlığa uğramış kiracılara yardım ediyorlar. Daha da güzeli, eğer öğrenciyseniz çok çok az miktarda bir para ödüyorsunuz. Ben 50-60 euro şeklinde bir para ödedim. 2 yıllık üye oldum oraya. Ve hani ne zaman ev sahibinize bir problem yaşasanız gidip direkt hukuki destek alabiliyorsunuz. Avukatlarla istediğiniz kadar görüşebiliyorsunuz. Harika bir şeydi yani benim için. Ben avukatlarla işlemleri başlatırken bir yandan evimi değiştirdim. Haziran'da çıktım oradan, son 2 ay kala. Bir yandan da ev sahibinin kendisinden sürekli her gün rahatsız edilmeye başladım. Orada artık yaşamamama rağmen Haziran ve Temmuz ayının kirasını benden talep etmeye başladı her gün. Ben de asla kirayı vermeyeceğimi, o evden mecburen çıktığımı ve ne zaman bir hani bitirme kontratı imzaladığımızda kendisine anahtarları da vereceğimi söyledim. Artık en sonunda ben daha fazla dayanamayıp kendisine şöyle bir mesaj yazdım. Dedim ki ben bu dernekle görüşüyorum. Bu dernekteki avukatlardan hukuki yardım alıyorum. Eğer bir problemin varsa benimle ilgili, onlar sana ulaştığında onlara problemini anlatabilirsin. Ben bunu dedikten 3 dakika sonra normalde bana asla bu kadar hızlı dönmeyen bir kişi bana aynen şunu yazdı. Lütfen ne zaman uygunsan görüşelim. Gelirken lütfen anahtarları da getirir misin? Biz sana depozitoyu vereceğiz. O an hem sinirlendim, hem bir yandan rahatladım. Hani bir sürü karma karışık his. Çünkü yani biliyordum haklı olduğum sonuna kadar. Ve o an hani gördüm. Gerçekten ben genç olduğum için, işte Almanca bilmediğim için hani şey düşündü belki de, hukuki yollara başvurmayacağımı ve depozitonun ona kalacağını. Dediği gibi de oldu. Biz buluştuk, anahtarı verdim ve depozitoyu imzalayacağına dair bir kağıt imzaladı bana.
ve depozitoyu atmasını bekledim. Bir hafta içinde de attı. Ama atmadan önce bakın hani o kadar içi kötü ki atmadan önce son bir gol atmaya çalıştı bana depozitonun hepsini göndermeden önce. Bana mesaj atıyor tekrardan. Diyor ki deri koltuğunu atıyor. Başta söylemiştim deri koltuk çok yıpranmıştı, yırtılmıştı. İşte deri koltuğu atıp bana diyor ki bunu benim kedimin olduğunu tabii ki biliyordu. Bunu senin kedin yaptı ve koltuk 8000 euro. Koltuk 8000 euroymuş. Beni hala kandırmaya çalışıyor. Arkadaşlar 8000 euroya burada lüks araba alıyorsun. Hani 8000 euroluk koltuk yok. Ve bana işte koltuğun yıpranmış, yırtılmış, işte derisinin hasar görmüş olan yerlerinin fotoğraflarını atmış. Ve size videonun başında dediğim gibi ben buraya ilk geldiğimde her yerin fotoğrafını çekmiştim ve tarihleri yazıyordum. O bunu dediği an hiç onunla kavga etmedim, hiç kendimi yormadan drive linkini tekrardan ona atıp ki ben bu linki ona atmıştım. Hani fotoğraflara bile bakmamış herhalde. Bakın ben geldiğimde de eve fotoğraflar böyleydi. Şu an bana iftira atıyorsunuz. Şu an resmen son anda hani benden para hala koparmaya çalışıyor. Ve bir de benim masum kedimin hani ısırışıyor. Ki benim kedim asla böyle bir şey yapmaz. Bana yazdığı tek şey ok. Çünkü yazacak hiçbir şey yok. Yani son şeyimi de kullandı. Hani bunu da deneyeyim dedi. Belki buradan şey yaparım diye. Hiçbir şekilde para koparamayacağını anladığında ok yazıp bana depozitonun hepsini yolladı. Ve olay mahkemeye gitmeden sonuçlanmış oldu. İstesem mahkemeye de götürüp tazminat davasına kadar götürürdüm bu arada. Ama ben kendimi negatiflikle boğmak ve yormak istemedim. Ve bu insanlarla uğraşmak istemediğim için depozitomu aldıktan sonra direkt bağlantıyı kopardım. Bu yaşadığım şey hani sadece Almanya'da değil, dünyanın herhangi bir yerinde, her yerde yaşayabileceğiniz bir şey olabilir. Benim tavsiyem yeni bir eve taşındığınızda muhakkak her yerin fotoğrafını çekmeniz ve ev sahibinizle bir sorun hakkında konuşurken muhakkak mailleri kullanmanız. WhatsApp'tan yazmayın. Çünkü bunlar delil olarak sayılmıyor. Telefonla konuşmayın. Söyleyin ben size mail üzerinden iletişime geçeceğim diye. Çünkü telefonda bir şey yaşadıysanız onu nasıl delil olarak göstereceksiniz? Ve evden çıkarken de muhakkak evin her yerinin fotoğraflarını çekin. Ki hani bu da bir delil. Ben evi bu şekilde aldım, bu şekilde bırakıyorum şeklinde. Ve son olarak herhangi bir sorun yaşarsanız, haklı olduğunuza %100 inanıyorsanız, çaresiz hissetseniz bile hakkınızı arayın. Dil bilmemeniz evet dezavantaj. Evet para konusu işte avukatların pahalı olması bu tür şeyler çok büyük dezavantaj. Ama özellikle bir öğrenciyseniz gidip üniversitenizden yardım alabiliyorsunuz. Versen bana bu dernek hakkında bilgilendirmese nereden bileceğim mesela. O halde videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu videoyu çekmemin nedeni negatiflik veya drama yaratmak değil, sizi aslında hayatın gerçekleri hakkında uyarmak. Şu an Eylül, Ekim'de bir sürü öğrenci Türkiye'den yurt dışına gelecek. Ben de tam bu zamanda bu videoyu çekmek istedim. Dersler, o, bu, şu derken bu tür küçük şeyleri unutuyoruz. Ama bu tür küçük şeyler gerçekten hayat kurtarıyor. Ben mesela o fotoğrafları çekmeseydim bu sefer nasıl kanıtlayacaktım eve zarar vermediğime dair. Hani bu tür şeyler küçük şeyler ama sonunda gerçekten paranızı kurtarıyor. O yüzden böyle şeylere dikkat etmenizi öneriyorum ve bu süreçte başarılar diliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.